Siz bize valla yani hayatımıza renk kattınız, iyilikler kattınız. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ya, bir mucizesiniz. Yani turuncu rengini Çok bolca sevindim. kattığımı biliyorum. Başkalarını bilemem de. Ya harika bir insansınız. Ne diyeyim yani? Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Biz çok güzel iyileşmeler yaşadık hocam. Vallahi süper. Kızımın da lupus hastalığı var. Esas oradan da gittim. Benim psikolojik sorunlarım çoktu daha çok. Fiziki çok sorunlarım yok Allah'a çok şükür, ama ben ruhumu iyileştirmek amaçlı çok odaklandım. Canlı yayınlarınızı çok dinledim. Seminerinize gelmedim. Kitaplarınızı okudum. Seminer hakkımı ben kızıma verdim. Ankara'da yaşıyor. Şu an yanımda misafir. Bu gelmişken sıkıştırdım. Lupus travmalarına çalıştık. O bu Ben geldi mi? yani Evet. onun... Burada. Burada. Merhaba. Yanımda. Merhaba Evet, ben sevgili. seminere gelmiştim. Merhaba Barış Bey. Ha, Bu tamam. pandemiden önce. Anladım. Kendisi Bu şeyde anlattı size gelişmeleri. 3 ay önceki seminer mi? Pandemiden önce. Ekim falandı sanırım. Ekim ya da Kasım gibi. Pandemiden önceki birinci kur. Ne Hocam oldu? benim doğumdan sonra, evet, şimdi benim doğumum çok zor geçti. Hamileliğim çok zor geçti. Yani klasik zaten anlatılanlarla bir. Ondan sonra doğumum da çok zor geçti. Ve ondan sonra işte oğlum da bir hafta falan küvezde kaldı. Yani oraları da detaylandırırım da, hastalığım benim ondan bir 3-4 ay sonra çıktı. İlk ankilozon dediler bana. Çok ağrılarım vardı. Ama öncesinde hiçbir şeyim yoktu. O bir ay, bir yıla yakın onun tedavisini gördüm, ankilozonun. Ama sonradan çok kötü oldum ben. Eklemlerim falan tutmuyordu. Yeni testler yapıldı. Bu sefer lupus dediler. Ankilozon değil dediler. Açıkçası lupus dediler, ama geçen bir hastalık, hiç geçmez, ömür boyu sizinle dediler yani doktor. Klasik. İşte ömür boyu sizinle olacak. Hani sürekli kontrolde olacaksınız ama bu hastalık hiç geçmeyecek. Ondan sonra 3 yıl önce yani. Lupus testim 3 yıl önceydi benim. Evet. Burada 2 ay önce geldiğimden beri çalışmalara başladık işte. Doğumuma çalıştık. Çok zor Adım bir adım doğum. adım adım her anlarını aşağı yukarı çalıştık hocam. Kuvvetteki bebeğin yerine girdi. Aynen. Ona vekaleten. Artık bunların arasından çözüldü, öyle diyebilirim. Çok güzel de çalışmalar yaptık, başardık. Duygu nasıldı? Duygu fazlaydı herhalde. Duygu fazla oldu. Bir de asıl başka bir şey vardı. Annem yani bundan ta yıllar öncesi, belki 10-12 yıl öncesi bir tane hayatımda ilk bir ölüm oldu. Yani uzaktan bir arkadaşım, bir arkadaş, geçmişten eski bir arkadaş ölümünü duydum ben. O gün duyduktan sonra böyle kasılı çok kaldım. Çok böyle titreme yaşadım. Çok etkilendim. Çünkü hayatımdaki ilk insan kaybıydı benim O da için. olabilir diye düşündük. Annem onu da diye düşündü. Biz birkaç günde ona çalıştık ama çok ağladım. Çok ağladım. Muhtemelen dedi doğru bir yerdeyiz dedi. Eski arkadaşımla olan işte kaybı bir gün mesela. Ondan önceki birkaç anılarımız vardı. Birkaç gün onlara çalıştık mesela. Yani detaylandıra detaylandıra, kabul ettire ettire. Yani hiç böyle bir şey beklemiyordum mesela. Orada çok çok duygu çıktı ve annem neredeyse ağlamayana kadar tekrarladı. 2 günde bir, 3 günde bir sürekli. Ve onu bir çalıştık yani. Buradan da olabilir diye. 2,5 yıl mı olmuştu? Ben Aşağı yukarı. Maslak'a da geldim. Seans da aldım lupusum için o zaman. Bir seans Online de aldın. Maslak'tan, bir seans da online Ankara'dan aldım. Ama ondan sonrasında sürdüremedim işte bazı sebeplerden dolayı. Yarım kalmıştı. Ama ben o 2 seanstan sonra bile tahlillerimde, nasıl diyeyim, benim iltihaplı romatizma bu, iltihapta görünen. İltihaptaki değerlerim yüksek çıkmıyordu. Ben o gün iki seanstan sonra beri dedim bir etkisi olduğunu düşündüm zaten. Çünkü yüksek çıkan işte sedim değerleri, SRP denen yüksek çıkan, onlar mesela inmişti benim iltihap değerlerim. Ama asıl lupus ana tahlilleri var zaten. Bunu her zaman doktor bakmıyor. Biz burada çalıştık çalıştık, ondan sonra ben randevu aldım gittim. Baştan bütün tahlilleri yaptıracağım dedim. Yaptırdım. Bütün 3 tane pozitif ana değer var lupusun teşhisinde zaten. Onların hepsi negatife döndü. 3 tane görüşte doktordan da görüş aldım. 3 ayrı doktordan da danışmanlık online gittim, bir iki doktora da Evet. görüştüm. Hepsi de yani kendiyle çelişerek şöyle. Şu an lupusa dair bulgular yok ama lupus geçmez. Böyle konuştular açıkçası. Ama yok bulgular. Yani siz lupus olduğunuzu söylemeseniz lupusa dair bulgular yok dediler. Ben bunu sizin Ben... Nöroformat'a da yazdım hatta, dün müydü önceki günde, o Evet. şeyle, Sevinç'le mesaj olarak da yazdım. Burada mesajını ben Yani yayınlayayım. o zaman geçti diyorum.
Yani geçmez bu hastalık diyor. Yani dediğiniz gibi biraz işte tıpta ezbere konuşuluyor. Belki yeni düzene çok alışılamıyor. Hatta Ankara'daki doktorumuz da dedi telefonla. Şu iki tane değer dedi nasıl dedi negatif mi çıktı diye sordu bize yani. Aynen. Yani inanamıyorlar. Bunlar büyük diye geldiği için size anlatmak istedik hocam. Yani ufak tefekleri söylemiyoruz. Hani psikolojik sıkıntılarım vardı benim. Onlar aslında ben onun için girdi bu işe, evet. Takip etmeye girdim. Onları çok önemli görmüyorum. Bir senedir bıraktım zaten kendim. Mesela annem için çok önemli. Ağır psikolojik ilaçlar kullanıyordu ve uyku ilacı mesela. Uyku ilaçsız uyuyamıyordu.